Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, aziz mu'min ve müslümanlar, bütün alemdeki dindaş braderler, yurttaşlar, akukalar, onahan ve pasingiller, bugün sınavlı kullarda, bütün alemde, taşvişli kullarda sizler bilen yine mülakat kılıçlıkke cazım kıldık. Yarım tüm münazizler, tahaccüd vakti, ihtimal cüde kopçilik bugün tahaccüd oku yaptılar. Biz ham kop, şakitlerimiz bilen, kadırganlarımız bilen, şu kullara tümlere de tahaccüd oku, dua kılıçlıkke geliştik. Fırsattan faydalanıp, ben bir siz azizler bilen mülakat kılıçlığını hakladım. Eğer daha kuzatsak azizler, keyingi kullarda bu virüsün sonu artgan sari bütün dünyada vahime ham mana şunçalik derecede artıp var yaptı. Hatta bazı bir adamlar vahimege çüşüp talvasege beril yaptılar. İçtimai tarmaklarda ise kimlerdir adamlarda kalbige cüde kette kette korkularını ham savar yaptı. Bazı birler ise şeriatın büzedigen haberlerini ham tarikat yaptı. Görüp kaldım ki, kaysıdır bir fal bönünü geplerini beri yaptı. Şimdi dünya tügerken de geplerini beri yaptı. Hamma kesel bularkenmiş, falancı bir adam eğitikliyken bu keseldi yukturmagen hiç kim kalmaz eken. Estağfirullah. İnnemel a'mal bi niyet azizler. Hamma narsa niyetke bağlı. Niyetimizin çırali kılıyık. İnşallah bu kesel bütün alemden bertaraf buladı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam likulli da'in deva'un degenler. Her bir dertinin davası var degenler. Doğru. Biz kayta kayta etiyoruz. Yine etiyoruz. Çünkü bunu etmesek bu miydi? İhtiyaç çağrısını koruyalık azizler. Uyda oturuyalık, nikab takıyalık, adamlar bilen toplanışlıktan saklanıyalık, masafanı saklayalık ve Allah'a tavakkal kılıyalık. Ama hiç kaçan ümitsizlikke düşmeyelik azizler. Müslüman adam ümitsizlikke düşüp bu miydi? Onda tavakkülü yok alıp kalıp. Bizim dinimizde haf ve raca degenlerse var. Yani korku ve ümit. Bu bir kuşun kanatı kebi. Kuş iki kanatı bilen üçgeni kebi. Müslümanda bana şu iki kanat buluş gerek. Korku buluş gerek bir kanat. İkinci kanat Allah'ın rahmetinden ümit kılış gerek. Ne ümit bulmayın azizlerim. Ne ümit bulmayın. Elbette Allah'ın rahmetinden ümit kılın. Doğru. Günahkarımız, günahlarımız var, taşvişlerimiz var. Hamamız indi uyudu oturup özümüze hesap kılar ekenimiz bir ihtiyar gözümüzde yaş geliyor. Kılgen günahlarımız hamması ötüyordu yanımızdan. Lekin Allah'ın rahmeti ham manasından keng ekenliğini hergiz unutmayın. Allah Ta'ala benim rahmetim ham manasından keng deyip merhamet kılgen. Allah'ın rahmeti ham manasından keng azizler. Ve hamma narsadan g'olibdir. Allah siz bizi şu kadar sevdi ki siz bunu tasavvur qila olmaysiz. Nahot o'zini sevgan bandalarini yaratgan Rabbim o'z holiga tashlab qo'yadi deysizmi? Allah bizni sevadi azizlar. Biz bunu his qilishimiz kerak. Bandasini hiç qachon yolg'iz qo'ymasligini his qilishimiz kerak. Hadislardan birida Alloh haqqo azza va jalla nomidan hadisi quddusiyda keltiradiki, Alloh aytarkan, agar bandam qo'lini ochib mendan rahmatimni so'rasa, bu bandamni qo'lini bo'sh qaytargani men hayo qilaman degan ekan Alloh. Subhanalloh. Alloh duoyimizni qaytargani hayo qilaman desa-yu, biz duo qilmaymizmi? Biz Allah'ın rahmetinden naumit olamız mı azizler? Naumit bulmayın. Kulingizini duayı açıp kayta kayta Allah'tan sorayın. Allah elbette duayımızı kabul kıladı. Dua bilen bu keselliklerini bertaraf kılamız. Dua bilen hamma narsa o'zgaradi azizler. Hikayelerde keltiradi kitaplarımızda Musa aleyhisselam dek peygamber bo'lgan. Bilasizlar Musa aleyhisselam Allah bilen gaplashgan. Yagona Allah bilen Cebrail aleyhisselam orqaliymiz o'zi gaplashgan payg'ambar Musa aleyhisselam hisoblanadi.
Mana şu Musa aleyhisselamda aldı ki bir ayol bir günü kelip dua soradı. Ya Allah'ın Resulü, ya Nebiyallah, dua kılıp birin. Allah menge bir farzand ata kılsın dedi. Musa aleyhisselam Allah'a dua kıldı. Rabbim, mana şu ayolga bir farzand ata kılgın dedi. Lekin Allah etti ki, ey Musa, bu ayolga farzand vermeyin. Bunun takdiri de men bunu bir puş, bir farzand kılıp bilgilegemem dedi. Takdiri şunda yazılgın. Musa aleyhisselam bu haberini aytdi, ayoli yig'lab ketdilar. Yana bir vaqt o'tib ayoli yana keldi. Ya Nabiyalloh, Allohga duo qiling, men dunyoda farzandsiz o'tmay, duo qilib bering dedilar. Rahmi kelgan Musa aleyhisselam yana Allohga qo'lini ochib duo qildi. Robbim, mana shu ayolga, zaifaga bir farzand bergin. Alloh aytdi, ey Musa, bu ayolga men farzand bermayman. Çünkü bunu takdiride ben akıyım, beypuş kılgen ben dedi. Üçüncü marta ayol geldi, yine soradı, yine Allah şu cevabını kaytardı. Ayol yığılıp gitti. Allah şunu takdiri bilgiyle gene geldi. Lekin bir payet vakitler otup, yine o şu ayol bile Musa aleyhisselam görüşüp kaldılar. Karasalar ayolun kolu da bir farzan çakalak. Hayran bolu Musa aleyhisselam bu bala kim deyip soradılar. Şunda haliga ayol, o'zimni bolam dedi. Qanday? Men o'zim Alloh berdi, ona bo'ldim, shu bolani dunyoga kekizdim dedi haliga ayol. Hayron bo'lib Musa alayhisalom Allohdan so'radi. Ey Robbim, bu qanday bo'ldi? Men qayta-qayta so'raganimda bu ayolni taqdirida men bepush qilganman degan eding-ku dedi. Shunda Alloh nima deb javob berdi sizlar? Ey Musa dedi Alloh taolo. Men bu ayolni har safar farzand so'raganda taqdirida bepush deb belgilab qo'ydim, lekin bu ayol rahmatimni umid qilib duo qila berdi. Har safar men uni taqdirini belgilaganimda u meni rahmatimni o'rtaga solib duo qila berdi. Mening rahmatim qudratimdan g'olib keldi. Va bu ayolga men farzand ato qildim dedi. Ya'ni rahmat umidida qilingan duo bilan ayolning yozib qo'yilgan belgilagan taqdiri ham o'zgardi. Chunki qalam Allohning qo'lida, yozuvchi, o'chirguvchi Allohning o'zi. Noumid bo'lmang azizlar. Qur'oni Karimda aytganidek, "Ta'izu billahi la taqnatu min rahmatillahi." Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Allohning rahmatidan azizlar, faqat shayton noumiddir. Noumid shayton deymiz. Biz esa umid qilamiz. Alloh bandalarini sevadi. Dua kılaylık. Ayniqsa bugün şunda hiç kişiler var ki ularının duası müstecab. Birinci navbatda uyda oturgan aziz ata analarımızın, kekselerimizin duası müstecab. Al baraka ma'a akabirukum, baraka sizlerinin yaşı uluğiler bilen dedi. Madami ki yurtimizde kekselerimiz baraken, yaşı uluğularımız baraken, ularının duaları müstecab. Dua kılaylar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üçte dua var ki onu hiç kaçan Allah kaytarmaydı. Bunge şak yok dedi. Birincisi mazlum dedi. Biror bir kişi zulüm çekip koygan bolsa onu duası kabul bularken. İkincisi musafirning duası. Bir kança aziz vatandaşlarımız bugün musafirlikte bu kaldığımız. Yurtimiz rahbarları her kança hareket kılsın. Kopçilik bir yerge kel olmadı. Kimdir keliş imkaniyetini tapa olmadı. Musofirlikda qop qoldi. Hatto ba'zi birlar bizi kanallarimizga yozyapti, domla duo qiling, men musofirman deb. To'g'ri, har kuni dasturxon atrofida o'zimiz bola chaqamiz bilan o'tirganimizda, bag'rimizga bosib turganimizda ota-onamning duosini olaman, farzandlarimni boqaman, kamikosini qilaman, kasalim bo'lsa davolayman deb musofirchilikka chiqib ketgan azizlarimiz bor sizlar. Allah sizlerini salamat kılsın. Lekin sizlerini kalbinizde bir kursançılık gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam musafirinin duası müstecab dedi mi? Siz bugün musafirliğinde durup bizim hakkımızda farzatlara gizli hakkıda dua kılın. Doğru, özgü okşa bolengizi başını sıla almayapsız. Yüzüden upa almayapsız. Ota onangizni oldida tura olmayapsiz, kechqurun ko'zingizga uyqu kelmayapti. Lekin aziz dindoshim, hurmatli yurtdoshim, musofir musulmonim, lekin siz duo qabul bo'ladigan kimsa bo'lib turibsiz. Bu sizga Allohning marhamati. Duo qiling. Alloh duolaringiz bilan bu dardlarni, bu balolarni bizdan bartaraf qilsin.
Üçüncüsü ise otalarının, onalarının farzandlarına kılgın dualar. Siz azizler ham dua kılınlar. Ota analar dua kılınlar, kekseler dua kılınlar. Umuman azizler dua bilen inşallah biz bu balalarını bertaraf kılamız. Hukumatımız hamma çarelerini koru yaptılar. Hamma narsa var. Şifahaneler kılın yaptı, nimme bosa çare körül yaptı. Bizge bilinme yaptı, lekin azizler hazır, şu da kıyın cereyanlarını otkiz yaptınız. Biz bugün uyda oturup ben bir narsani bildim. Bana hamamız bu uyda toplanıp turgan da kanca muammalı üstüde turupmiz. Çünkü ancadan beri bütün aile bir joyda jamlanmagan. Jamlanıp turgandan keyin ancha muammolarni ko'ramiz ekan. Birinchidan oilalardagi a'zolarni nima bilandir mashg'ul qilish kerak. Bolalar o'qiyotgan bo'lsa o'qishini nazorat qilish kerak, ta'minlash kerak. Va oilada tinchlik, barqarorlikni ushlab turishlik kerak. Albatta oila rahbari sifatida bu karantinda uyda o'tirganda ularning iqtisodi, ularning oziq-ovqatini ta'minotini ham o'ylash kerak. Uyda o'tirib men kabi oila boshlig'i bo'lib turgan hammamiz buni his qilyapti shekilli. Ba'zi bir odamlar hatto aytayaptilar ham, juda ham oilada hamma to'planib o'tirsa hamma tomonlama ham yaxshilik bo'lar ekan, ham ancha mushkul ekan. Ular bilan ancha uzoqlashib qolibmiz degan gaplarni gapiryaptilar. Ben bugün başka narsani aytmoqchiman azizler, fırsattan faydalanıp aytmoqchiman ki, ko'ryapmiz, bitta kichkinagina oilada qancha tashvish bor ekan, uni ta'minoti, ularni ushlab o'tirish, va hokazo, mablag' masalasi, hammasi kichkinagina, qancha qiyin. Endi azizler, bitta katta yurt, 33 milliondan ziyod aholini tepasida turgan yurt boshini holatini bir tasavvur qiling. Muhtaram prezidentimizga bugun faqatgina madad so'rab duo qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki hozir mana shu kasallik mahalda ham iqtisodga qiyinchilik bo'lyapti. Bu tabiiy, o'zlari aytdilar buni. Shifoxonalarda bemorlarimizni davolashlikka ketadigan sharoitlar deysizmi? Karantindagi odamlarga e'tibor deymizmi? Yoki bu kasallikni yoyilib ketishini oldini olishlik uchun qarorlar qabul qilyapti. Qo'yinki bitta davlatda ham xavfsizligi yo'q, ham iqtisodi, ham sog'ligi yo'q, ham ta'limi, ham farzandlarining kelajagi, hammasini tashvishida turgan muhtaram yurtboshimiz haqqiga duo qilishimiz kerak-da sizlar. Fudayl ibn Iyos va Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhim va boshqalar shunday gap aytgan ekanlar. Ular aytadiki, "Law kana lana da'watun mujabatun la da'awna biha lis-sultan." Agar bizni bitta mustajab bo'lishlik imkoniyati bo'lgan duoimiz bo'lganda edi deyaptilar. Bitta duo bo'lsa-yu, shu duo albatta Allohning oldida qabul qiladigan bo'lsa, mana shu duoni biz podshohimizga, yurtimizga rahbariga bag'ishlaymiz degan ekanlar. Nega? Chunki buni qiyinchiligini ulamolar sezgan. Bugun men yarim tunda o'tirib bu gapni gapiryapman. Yuragimdagi gapni aytayapman azizlar. Agar biz bugun bütün xalqimiz birlashib, yelkadosh bo'lib, hammamiz birgalikda duo qilsak, bu balolarni yengib o'tamiz. Hozir ijtimoiy tarmoqda shifokorlarning haqqiga duo qilinyapti, huquqni muhofaza qiluvchilarning haqlariga duo qilyapmiz. Qo'yinki hamma mana shu xizmatda turganlar duo qilyapmiz. Lekin eng asosiy duo bugun mana o'ylashimcha ulamolarni bergan tavsiyalaridan kelib chiqib aytamanki, eng birinchi yurt rahbariga Prezident haqqiga duo bo'lish kerak. Alloh madadkor bo'lsin muhtaram prezident. Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Inshaalloh, Allohning madadi bilan prezidentimizni mana shunday zakovati bilan, sa'y harakati bilan agar biz yelkadosh bo'lsak, kimdir mehnati bilan, halolligi bilan uyda o'tirganlar esa duoyimiz bilan, xalqimiz esa belgilangan tartib qoidaga rioya qilishlik bilan prezidentimizga yordam bersak, inshaalloh bu kasallik bartaraf bo'ladi. Alloh yurtimizdan bu kasalni, bu vaboni uzoq qilsin. Muhtaram yurtboshimizni Alloh o'zi salomat qilsin. Bütün xalqimizni, bütün yurtdoshlarimizni, bütün dindoshlarimizni xonadonlari yana obod bo'lsin. Yurtimizda yana kulgular, yana to'ylar bo'lsin. Yana maktablar va oliygohlarimizda ta'lim davom etsin. Yana masjidlarimizda ibodat va duolar bardavom bo'lsin. Yana xursandchilik, shodliklar ila hayot kechirishligimizni Alloh nasib qilsin. Alloh hammalarimizni bir-birimizga
ahl va inoqlik bilan duoda turib, vahimaga berilmasdan sabr va qanoat bilan bu dardni yengib chiqib ketishlikka muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.